Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali Can ve bugün arkadaşlar birlikte Kariksiz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün artık başlıktan da göreceğiniz gibi yolun sonuna geldik arkadaşlar. Kariksiz Street'te bu zamana kadar onlarca video çektik. Hepsinin bir amacı vardı arkadaşlar. İşte bugün bu videoda o bütün çektiğimiz zahmetin, o bütün çektiğimiz videoların sonucuna burada varacağız arkadaşlar. Artık C6 ile beraber oyundaki bütün serileri bitirmiş olacağız. Arkanızı yaslanın. Gerçekten güzel bir kapanış olacak. Tabii bundan sonra soracaksınız abi, hani seriler bitince ne yapacağız? Arkadaşlar artık bundan sonra online'a yöneleceğiz. Online'da içerikler çıkartacağız. Tabii onun dışında car parking isteyenler var. Onlar için böyle bir video çekebilirim. Car parking videosu da gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Ama bugünkü konumuz çok önemli. Artık C6 ile beraber bütün serileri, o final yarışını, bakın 21.1 kilometre arkadaşlar yarış. Yarışı şöyle göstereyim. Evet. Yarışı şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Bayağı büyük. Haritayı turlayacak. Yani şu yeni kısım hariç. Hatta yeni kısma da böyle ucundan giriyor. Yani şuralardan falan. Ama yeni kısım hariç. Haritanın her yerini turlayacağız arkadaşlar. Gerçekten büyük bir yarış olacak. Arabamı hazırladım. Her şeyim hazır. Haydi gidelim. Oh, buradan da gitmeyelim canım, dur. Ha, bizim zaten burada evimiz yok mu? Aa, bizim direkt evimizde şey yapacağız. Ama bir dakika, arabamızın benzini var mı? Önce ona bakalım. Arabamızın benzini var mı? Bu benzin bize yeter mi ya? Bence yetmez abi. Kontrolleri de şunu al tekrardan. Abi bu benzin bize yetmez diyorum ben. O yüzden şöyle yol üstü bir benzinci varsa çok iyi olur. Kamera açısı. Heh, yol üstünde varmış arkadaşlar. Zaten orada evimiz olduğu için direkt oraya fast travel atarız. Ondan sonra işimiz bitince. Hadi bakalım. Geldik. Evet, hemen depomuzu fullleyelim. Hadi bakalım. Lastiğimiz de güzel durumda. Artık başlayalım arkadaşlar ya. Artık şu olayı bitirelim ya. Artık şu, yani oyundaki yarış serileri defterini kapatalım. Artık tamamen proje aracımıza odaklanalım. Nerede? Ha. Bir dakika, burası ev. Bizim eleman buradaymış. Evet, 21,1 kilometre arkadaşlar. 21,1 kilometre. Yani 21 kilometreye İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidersiniz. Ben susuyorum, izleyelim bence. Evet arkadaşlar, adamda Lamborghini Huracan var, şovunu da yaptı. Zor, zor Huracan, şakaya gelmez. Hadi bakalım, bizim de Dodge Challenger var yani, biz de beygirimize güveniyoruz. Evet, kalkışımızı yaptık, patinaj çekerek kalktık. Bir şey sorabilir miyim? Smoklar kapalı olduğu halde smok gözüküyor da, ona baktım. Of, virajda geçtik la adamı. Virajda geçtiysek gözük de ayrı ayrı geçeriz. Bas.
Bas abi bas. Düzlükte var ya, düzlükte değil Huracan Bugatti gelse beni geçemez arkadaşlar. Öyle yaptım aracımı. Hızımı zaten görüyorsunuz, 300 falan bizim için normal hız yani. Neyse bir frene basalım da çok fazla gaza gelmeyelim. Sonu kötü oluyor yani. Sonra bariyere vurdu kazaları. Mustang kazaları biliyorsunuz Amerika'da Mustang kazaları niye çok olduğunu. Araba yüklü ama sürücü yüklü değil. Yani arabada potential var, potansiyel var ama sürücü de yok. O yüzden bunun sonucunda kaza oluyor. Yani şimdi Türkiye'de kaza niye az? Türkiye'de aracın potansiyeli yok ama sürücünün var. Şimdi adamın altında anladın mı? Yani Opel Corsa varken ne yapabilir? Mesela yani Opelcilere buradan selam olsun. Tamamen rastgele salladım yani. Siz Opel değil Passat anlayın veya ne bileyim Japonlardan kim var? Honda VTEC anlayın yani. Mesela Honda'nın VTEC'leri de tamam çok iyi bağırıyor da icraat biraz az yani. Ama tabii ne kadar ekmek o kadar köfte yani. Sonuçta onun da fiyatı ona göre. Ama Amerikan arabalarına bir geçiyorsunuz abi. 400-500 beygirden başlıyor arabalar. Yani Mustang'in şey versiyonu V6 versiyonu EcoBoost versiyonu bile 317 beygir. Anlatabiliyor muyum ya yani adamların düşük beygir olarak çıkarttığı model 317 beygir abi. 2015-16 kasasından bahsediyorum. 18-19'dan EcoBoost'u var mı bilmiyorum. Varsa kaç beygir onu da bilmiyorum. Ama o da yine aşağı yukarı aynıdır yani 300 küsürdür. V8'leri zaten onları saymıyorum ya. Onlar başka bir şey abi. Onlar canavar. Baksana abi şu arabaya. Harita yetişemiyor arabaya. Evet bu arada hem nitro hem fren yaptığımız için sanırım bir tık tökezledik ama çok iyi toparladık. Çok iyi toparladık. Burakan Bey de arkamızda yani. O kadar basıyoruz ediyoruz ama adam bir şekilde yakalıyor. Demek ki o da düzlüğe odaklı yapmış arabasını. Çünkü virajlarda çok iyi değil. Normalde Huracan'ın virajlarda tokatlaması lazım. Yani tabii ki sürücü farkı da var. Ama hani aynı sürücüyü iki arabaya koy abi Huracan'ın tokatlaması lazım virajda. Virajda diyorum bakın düzlükte falan değil virajda. Düzlükte zaten şansı yok. Bakın adam gözükmüyor haritada. Bir de ben NOS'a bastım. Hiç gözükmez abi. Bas. Bas abi hız testi yapalım bu videoda. Bas. Oh. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Terledim, terledim. O var ya orada o kadar ince bir çizgiydi ki o ölümle kalım arası o geçtiğim yol. Yani orada çarpsaydım gitmişti yarış. Adam da gerçi çok geride. Belki devam ederdim ama ya bir strese girerdim yani abi. Niye strese girip kanser hücrelerimi arttırayım? Gerek yok. Evet bu arada hala yarışıyoruz. Daha 8 kilometre var. Evet yine düzlüğümüze geldik. Yine bir hız testi yapar mıyız? Hadi yapalım. Üç 360 arkadaşlar. 370. 375 arkadaşlar. 375 kilometre bölü saat hıza ulaştık. Bakın şu anda da 375'e geçebilecek miyiz? 76, 77. Ah be 380 olamadı. 380 olamadı. Evet yanlayarak artık alıyoruz virajları. Artık açtık yani. Arkadaşlar 379 ya. 300, hadi 380 yuvarla abi 380'e çıktık ya. İnanabiliyor musunuz ya? Bir daha yapar mıyız? Hadi bir daha yapalım. Son bir hız testi. Ah yol biraz virajlı. Yok şu an kendime güvenemedim. Yol biraz virajlı. Bilmiyorum belki yapsam yapardım ama yok ya çok virajlıymış. 380 arkadaşlar 380'e hep beraber vurduk. Hepiniz şahidimsiniz yani. Bu videoyu izleyen herkes şahit abi. Yalnız araba da güzel yanlıyor ha. Yani potansiyeli var. Güzel, sevdim.
Siz yine de çok yanılmayın bu arabayı alırsanız. Evet. Evet arkadaşlar. Of. Bitti be. Gözümün önünde şu an Karik Street bitti abi. Bu arada seviyede atladık mı? Güzel. Aa gece oldu. Evet arkadaşlar. Bitti şu anda. Vallahi bitirdik. Hemen ödülümüzü de alalım. Vay be. Koca bir serinin sonuna geldik ya. Ödül olarak da TTR aldık. Onu şutlarız. Ha bir de elit yarış varmış. Tamam yaparız yaparız. Evet arkadaşlar 240 bin dolarla oyunu bitirdik. Şöyle arabamı göstereyim. Bu makineyle arkadaşlar. Ya bir kedi sen bir git ya. Bu makineyle arkadaşlar gerçekten çok işler başardık. Yani benim yol arkadaşım oldu. C5'ten beri beraber yarıştık. Gerçekten hakkını verdik bu arabanın. Böyle kısa ve öz video olsun dedim arkadaşlar. Hani C6'yı, Karistis serisini, bitişini, final yarışını hepiniz görün istedim. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda Car Parking ve Karik Street tabii ki de devam edecek. Online'da bu sefer artık içerikler çıkartacağız. Videoları devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. İzlemede kalın. Hoşça kalın. Bay bay.